Geçen sene 9 Ekim'de başlayan tecride karşı hamleyle birlikte zaten birçok değişik çalışmalar hem kadın boyutunda hem genel çalışmalarımız boyutunda tartışmalar, işte komiteler kuruldu. Siz bununla birlikte zaten birçok eylem ve etkinlikler, önderliğin paradigmasına ilişkin okuma günleri, farklı eylem ve etkin, miting, uyarı nöbetleriyle, yürüyüşlerle ya da farklı çevrelerde görüşmelerle birlikte birçok yoğun çalışmalar oldu ve daha halen de oluyor. Bu esnada tabii 17 Şubat Avrupa çapında 100 bin kitleyle bir yürüyüş gerçekleşti. Onun ardında zaten Nevroz zaten bir irade beyanıydı, tecridi kabul etmediği noktasında. Bununla birlikte tabii değişik yöntemler dediğimiz gibi yani geçmiş konuşmalarda da bunun kitlesel eylemlik boyutu bir ayağıdır ama diğer ayağı zaten uluslararası komplo güçlerin zaten bu İmralı sistemine önderliği 99 15 Şubat'la birlikte Türkiye teslim eden tek Türkiye'nin değil bunun gerçekleşmesi, bunu yapan, bunu yürürlüğe sokan bir uluslararası güç var. NATO ve NATO'ya bağlı olan birçok Avrupa ülkeleri bunun içinde bir parçadır. Yani Türkiye belki önderlik İmralı Adası'nda esir tutuluyor ama bu sistemi ayakta tutan ve birçok yönüyle destekleyen hukukun ayaklar altına alınması ya da siyasi açıda bunu bir siyasi karar merciğine bağlayan bu güçlerin SALT Türkiye'de belli bir rolü var. Yani orada esir tutması ve gerektiği zaman ya da yer yer uygulamalarda yolu açan, yer yer görüştüren ama yer yer radikal bir şekilde tecride ısrar eden ve mutlak tecride dönüşen bir mantık var. Şimdi biz bunları da hesaplayarak siyasi ayağını da geliştirme çabasındayız. Bununla birlikte tabii hem görüşmeler, bulunduğumuz ülkelerde görüşmeler, siyasi merciklerle, en azından empati yapan, Kürt halkının kaygılarını dile getiren ve bir siyasi tutuklunun bütün haklarını ayaklar altına alan bir sistemin, asıl Avrupa'nın kendi içinde demokratik ve özgür birey hukukları önde olan ve bununla kendisini tanıtan bir Avrupa gücü var. Ama bu yasaların ve bu hakların önderliğimiz olduğu zaman duyulmayan, görmeyen ya da bu konuda sanki kendileri ilgilendirmeyen ve sürekli adresi Türkiye'ye gösteren bir mantığı da kırma amaçlı görüşmeler devam etmektedir. Yani bu açıda hem imza kampanyaları belli bu mevcutlara gönderiliyor. Spiti başta olmak üzere işte BM'dir, Avrupa insan haklarıyla farklı hukuksal yollara girerek bunu aşmaya çalışan ama Avrupa Birliği'nde bu konuda kendi aldığı görülmeyen, söylenmeyen ama gölge olarak da bu Türkiye'nin işte mutlak tecrit aldığı noktasında kararları olduğunu ama bu kararlarda artık böyle net artık sorumluluğunu ifade eden görüşmeler ve tartışmalar yürütülüyor. Tabii ki biraz uzun soluklu bir çalışmadır. Hemen yolları açacak değil çünkü ikna etmek gerekiyor, tanıştırmak gerekiyor. Halkın taleplerini iletmek gerekiyor ve bu açıda biliyorsunuz işte önderliğin doğum günüyle birlikte Spiti'ye mektup kadın hareket olarak başlatmıştık. 7. ayın 8'ine kadar sürdü. Bu 3 aylık kampanyada 20 binin üzerinde imza toplanıldı ve Spiti'ye gönderildi. Şimdi tabii ki açıklamaları var. Belki bize resmi bir şekilde açıklamazsa değişik görüşmelerde avukatlar üzerine
Yani işte biz de istiyoruz ama işte asıl siyasi merciğin bu konuda karar vermesi gerekiyor ve özellikle Türkiye bu konuda raporların sunulması için onay vermesi gerekiyor diye işin içinde çıkmaya çalışılıyor. Ama biz de biliyoruz istense bu dosyaları açabilirler. Yani Avrupa Konseyi'nin zaten öyle bir misyonu ve görevi verilmiş Spiti'ye ve Spiti bu konuda kendi özgün de kendi kurum adına bunu açıklamasını yapabilir ama sıra önderlik gelince her zaman siyasi merci göstererek kendisini için içine çıkarmaya çalışıyor. Aynı zamanda tabii ki şeylerimiz de devam ediyor. Yani eylem, etkinlikler bulunduğu yerel parlamentolar, onlarla da görüşmeler. Bunun yanı sıra kamuoyuna, yani bulunduğumuz ülkenin kamuoyuna önderliği anlatmak, tanıtmak için eylem ve etkinliklerimiz, okuma günlerimiz de devam ediyor. Konferanslar da olacak. Yani biliyorsunuz Avrupa'da 1 Eylül'de Barış ve Adalet Platformu'nun konferansı olacak. Özellikle tecrit gündeminde. Bu da 1 Eylül'de genel karma kadın boyutunda da katılacağımız ve kadın konusunda da kendi görüşlerimiz ve kendi taleplerimiz olacak.